Yüzümü bile görmedin ama birbirimizi asırlardır tanıyoruz sanki. Bir arkadaşımı bekliyorum. Beni bekliyorsun. Ben kurtulamıyorum kendilerinden. Tanışmaz olaydım yani. Güzelce mutlu işte benden evlendi. Evlenmiyorum. Allah Allah, zorla mı? Benim 7 yıllık hakkımı ver. İki aşık kadın yan yana geldi ama ikisi de Uğur'u ikna edemedi. Bak, bir kadının gururu olur. Aşkta gurur olmaz. Diskalif olamam ben. Çocuğumun hakkını veriyorsun. Çocuğu ne kadar bitti. Herkes hem haklı olduğunu hem de haksızlığa uğradığını iddia ediyor. Uğur ve Madina'nın evlilik kararı Emel ve Hazal'ı fena kızdırdı. Peki Madina Hanım şu an telefon attığında. Uğur Bey, benim şimdi sevgilim oluyor. Nikahı yapacağız. Kıyılacak. Medina'yı gelin olarak kabul ediyor musunuz? Oğlum istediği sürece kabul ediyorum. Kendisiyle de konuşmuştuğum var. Çok hanım bir kız. Oğlum istedikten sonra neden istemeyeyim? Ayşe Hanım, Madina benim gelinim deyince ortalık fena karıştı. Bu kadar karmaşanın içinde sen huzur bulacağına inanıyor musun? Hazar bırakmaz, ben de bırakmayacağım. Gözünü aç. Sana Uğur yok. Emel'e ne bitti. Oluyor? Bitti, nokta. Peki şimdi ne olacak? Uğur'u paylaşamayan iki kadın ne yapacak? Sakın kaçırmayın. Engelli kızını istismar eden kişi zahir çıkıyor. Türkiye bu korkunç olayı konuşuyor. Bunları mağdur eden kişi tamam. Sen misin? Evet, evet, benim. Sen sonra bunu damat olarak görüyorsun. Kabul ettim evlenmelerine. Dinleyenler kulaklarına inanamıyor. Nasıl olur da bir an Zahid'i damat olarak görmeye başladı? Tamam. Orasının geleni mi? Kızını. 15 yaşındaki kızının istismarcısı Zahid'e damadım dedi. Yetmedi, çocuklarıyla beraber onun yanına yerleşti. Zahid'i kim buldun? Ondan sonra sos. Zahid'i kim buldun? Sen bu adamı damat olarak kabul ettin mi? Abla, annesi kabul ettiyse ben üvey babayım. Bak, hatta kendileri koca bulmuş ona. Evet. Başka erkek de bulmuş. Evet. Bunlar sadece para için beni yanımdayım. Paramı çalarak gitti bak. Zahid, Ayşe ve Serkan'ın yüzleşmesini herkes ağzı açık izledi. Yolun başındayken al çocuklarımı. Ben gidelim gelmem, evimize. Ben gelmem. Mehmet Ali'nin babasının olaylarına dökerim. Oraya sonra geleceğim ben, sen merak et. Peki karı koca bu korkunç olayda ne gizliyor? Bu olayları kapatalım, gidelim evimize. Kapatmayalım, ben açalım. Ben gitmeyeceğim. Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl babasın? Birbirlerini neyle tehdit ediyor? İnceldiği yerden kopsun. İnceldiği yerden tamam kopsun. Tamam abla, şimdi cezaevine sana böyle yapacağım. Bay bay. Akıl almaz olaylarla dolu bu hikayeyi sakın kaçırmayın. Gülten nerede? Herkes günlerdir onu arıyordu. Kayıp Gülten Esra Erol'da bulundu. Gülten Uğur nerede sorusunu soruyorduk ki. Buluruz mu? Bulduk. Hem buldum hem kızını getirdim de. Şöyle mi? Kendinden 22 yaş büyük Ekrem'e kaçan Gülten, onu çok seviyorum dedi, anne ve babasını reddetti. Tanıştırmak ister misin? Yok, gelsin. Kendisi tanışmak istemiyor. Yok, gelsin. Ben göreceğim onu. Çünkü nasıl böyle bir baskıcı, sonunda neler olabileceğini biliyor. Gelsin, buraya gelsin, yürüyüşmüş. Benimle görüşmek istemem bir damat, ben hiç istemem. Damat adayı Ekrem canlı yayında olacak, Gülten'in ailesiyle ilk kez karşılaşacak. Peki Ekrem Gülten'i ailesinden isteyecek mi? Uğur ailesi kızlarını Ekrem'e verecek mi? Bu yüzleşmeyi sakın kaçırmayın. 25 yıllık eşi. Alanya'da evli bir adama kaçtı gitti. 6 torununu da evde bıraktı. Sosyal medyadan tanıştığı Önder'e kaçtı. Ben fıtığından ameliyat ediyorum. O işi gücü oynaktaymış. Kendim hem ana oldum hem baba oldum. Yemeklerini kendim yapıyordum. Çamaşırlarını yıkıyordum. Ben ona karılık yaptım. O bana kocalık yaptı. Öyle vicdansız, merhametsiz. Eşiniz Cemile Hanım'ı buldu. Cemile Hanım. Ne yapıyorsun abla? İyi, sen nasılsın? Ben iyiyim. Evliyken Önder'in yanında ne işin var? Adam gibi bana sahip çıksaydı. Önder sahip çıkıyor mu? Vallahi yemin ederim sahip çıkıyor. Bir de yabancım değil, köylüm diye savunma yaptı. Bu kaçıncı kaçışın? İkinci. Nereden buldun Önder'i peki? TikTok'tan. Hepsini TikTok'tan mı buluyorsun? Evet. Mesela'dan beri bu adamla konuşuyorum. Bu adam yabancı değilse köylümün 35 senelik evliliğini boşandı. Öyle evlendim ben onunla. İmam nikahıydı da. Cemile bugün stüdyoya gelecek, kocası Turgut'la yüzleşecek. Adam gibi çıksın karşıma da boşanma davası. Gel buraya şey boşanalım. Ar namusu utanma olmayınca pavyonda durup ya çalışıp gelip bana ondan sonra şelik atıyor. Bir de kalk. Gel buraya boşanalım o zaman. Ya. Neden burada? Haklı mı? Haklı. Geliyor musun? Evet. Az sonra Esra Erol'da. 15 Temmuz günü takım turuna evden çıktı. 13 yaşındaki oğlumu da götürdü. 13 yaşındaki oğlunu da yanına aldı. 1 milyon lirayla kayıplara karıştı. Oğlumu çok özledim. Gittin gideli görüştürmüyorsun benimle.
Turna sosyal medya fenomeni olmak için mi evden kaçtı? Karım sosyal medya ünlüsü olmak istiyordu. Ya da hayatında başka biri var, beni bırakıp onun yanına gitti. Turna çık gel Esra Hanım'ın programında yüzleşelim. Derdin neyse açık açık söyle. Ne yapmak istiyorsan söyle. Boşanacaksak boşanalım. 1,5 aydır her yerde karısı ve oğlunu arayan Bilal'in anlattıklarına inanamayacaksınız. Çözümü var. Size güveniyorum, inanıyorum. Senden başka bir sığınacak kimsem yok. Çok güzel kavuşturmuşsun. Aile olmak çok kıymetli. Kurban olurum ben sana. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkma. Bu ülkede adalet var, çocukları koruyacağız. Eğitim her çocuğun hakkı. Her türlü sorunda biz buradayız. Yalnız değilsiniz. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın. Sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Sakın dokunmayın bana, rahat bırakın. Sürüp gitsin bu rüya, uyandırmayın. Normalde bu kadar çok bilerek çıkıyor muyum bilmiyorum ama kapının önünde daldım. Bayağı daldım böyle. Stüdyo şefim Emrah oradan çıkın diye bir panik oldum. Nereye gidiyorum diye. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Erol'da programından herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı, bizimle olan, bizi izleyen ve bizi yalnız bırakmayan kıymetli seyircilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hem ekran başındaki hem de stüdyoda bulunan hanımefendiler ve beyefendilere. Yine ilk kez gelen o parlak gözleri görüyorum. Şu ön grup herhalde değil mi? Bütün herkes ilk kez gelenler kimler? Oo, nereden geliyoruz? Bodrum, İzmir, İzmit, Almanya, Manisa, Malatya, Fransa'dan gelenler. Hoş geldiniz. Şöyle bir eşiniz dostunuz görsün de çatlasınlar. Hadi bakalım, kameramız size geliyor. Teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza, gelme konusunda göstermiş olduğunuz bu özveriye. Çünkü ya bu da bir plan, bir hayatın içerisinde. Çok sağ olun. Hayatınızın bir yerine beni koyduğunuz için. Sevgili seyirciler, ne dedik? Yalnız değilsiniz, nefes aldıkça umut hep var dedik. Burada her gün bu stüdyonun kapısından giren mağduriyetiyle, gözyaşıyla, acısıyla giren konuklarım var. Tek bir amacımız var Esra Erol ve ekibi olarak. O sorunların hepsini çözüme ulaştırmak. Her türlü sorunda bizi arayın diyoruz size, yalnız değilsiniz diye. Telefon numaralarım da ekranda. Bugün belki tebessüm ettirecek, belki sizi öfkelendirecek, belki kızdıracak. Ve bolca söylenmenize sebep olacak o kadar çok konu var ki, konu ve konuların detayları var biliyorsunuz.